570 yılında Mekke'de hayata gelirsin. Peygamber Efendimizin amcası olursun. Kılıç ve ok kullanmakta usta, aynı zamanda çok da iyi bir avcısındır. Vaktinin çoğunluğunu Mekke dışında avlanarak geçirirsin. Aslanlarla dolu Mekke çölünde tek başına birçok gece geçirirsin. Ara sıra başı kesik aslan cesetleriyle Mekke'ye gelirsin. Bu yüzden aslandan dahi güçlü olduğunu söylerler. Bir gün Hazreti Hamza dağda avlanıyorken karşısına bir ceylan çıkar. Okunu ve yayını çıkarıp tam ceylanı avlayacakken, ceylan dile gelip şöyle der. Ya Hamza, bana ok atacağına kardeşinin oğlu Muhammed'i öldürmek isteyenlere ok at. Hazreti Hamza ceylanın konuşmasına hayret eder, telaş içerisinde şehire geri döner ve karşısına bir sahabe çıkarak şöyle der. Ya Hamza, kardeşinin oğlu zarar görüyor. Bu, cehil Muhammed'i öldürmeye çalıştı, koş yetiş. Bunun üzerine Hazreti Hamza emir almış gibi kararlı adımlarla yayını, kılıcını alarak Kureyş kabilelerinin arasına gider. Ebu Cehil'e bakarak kardeşimin oğlunun hayatına kasteden, onu inciten sen misin diye bağırıp onu orada yaralar. Orada bulunan kafirler Hazreti Hamza'ya saldırmak üzere ayaklanırlar ama Ebu Cehil engel olur. Dokunmayın, Hamza haklıdır. Ben yanlış yaptım der. Bunun üzerine Hazreti Hamza oradan uzaklaşır ve Ebu Cehil kafir halkına şöyle der. Aman, Hamza'ya ilişmeyin, bize kızardı, Müslüman olur. Bununla Muhammed daha da kuvvetlenir.